Şimdi Leyla Hanım, sizi hatırlıyorum daha önce de programı, Evet, Fatma Hanım daha önce evet. programımıza gelmiştiniz. Fatma, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kızınız ve iki torununuzu aramak için programımıza Evet, geldiniz. evet. Kaç gündür yok kızınız? Bu arada fotoğraflarını gösterebiliriz çünkü kayıp başvurusu var. İki haftadır. 2 haftadır yok. Evet. Siz birlikte mi yaşıyorsunuz Yok, kızınızla? yaşamıyorum ben birlikte. Çocuklarımı istiyorum sadece. Torunlarımı istiyorum. Torunlarınızı görmek istiyorum. Peki Evet. Fatma Hanım, ne zamandır kayıp? 2 aydır. 2 aydır kayıplar, Evet. yoklar. Evet. Peki ne oldu? Nereye gitti? Yani nasıldı? Tuzla'da olduğunu biliyorum ama nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Evli mi kızınız? Yok, evli değil. Tek başına mı yaşıyor? Evet. 2 tane de çocuğuyla Evet. yaşıyor. Evet. Peki konuşuyor muydunuz en son siz? Efendim? Konuşuyor muydunuz en son siz? 2 aya kadar konuşuyordum, ediyordum, eğliyordum ama 2 aydan sonra benden her şeyi kesti. Neden kavga mı ettiniz? Yok, kavgamız vagomuz yok. Neden kesti? Şimdi şeyle bir şey oldu. Leyla oruç bayramda geldi bana. Anne dedi, ne olursun ben bu işi bırakacağım. Ne işi? Ne iş yapıyor? Yalvarırım dedi. Benim kızım kazinolarda çalışıyor. Çalıştırıyorlar. Nasıl çalıştırıyorlar? Çalıştırıyorlar birkaç isim. Ne iş yapıyor gazinoda? İçki. İçki. Evet. Ne yapıyor içki? İçki içiyor devamlı. Gazinoda. Evet. Peki kendi isteğiyle mi çalışıyor burada? Kendi isteyenler, birkaç abiler, kardeşler, onlar var. Evet. Onlar çalıştırıyormuş. Onlar şey yapıyormuş. Hı. Kurtarmanızı istiyorum. Peki Bana yardımcı olun. orada çalışmak istemiyor. Hayır. Çocukları. Birkaç sefer dedi bana çalışmak istemiyorum ama kendi ne yaparsa yapsın. Sadece benim Muhammed'imle Ali'mi getirsin. İstemiyorum. Leyla, ne Kaç yaşında Muhammed ve Ali torunlarınız? 12 yaşında bir tanesi, 5 yaşında çocuğum. Ha, çok 4 küçükler senedir ben daha. bakıyorum. Siz nerede oturuyordunuz? Ben Arnavutköy'de oturuyorum. Siz mi bakıyordunuz çocuklara? Evet. Alem. Alem. Peki Fatma Hanım, ne olduğunu düşünüyorsunuz? Kızınız nerededir? Umudum yok yok ya. Bir gün ben ölüsünü bulacağım. Yardımcı olun bana. Kurban olayım. Ölüsünü bulacağım ya. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorsunuz. Çalıştığı Evet. yerlerden dolayı. Evet. Dayak yiyor. Haberini alıyorum. Kimden dayak yiyor? Ergeç'ten. Nasıl herkesten? Oradaki arkadaşlarımdan. Şeyinde ne yapıyor bilmiyorum. Yiyor da ya. Yalvarırım diyorum. Gel yavrum diyorum. Gelmezsen gelmesin. Çocuğumu getirsin. Çocuklarımı getirsin zaten. Torunlarımı Şimdi Fatma Hanım bir şunu anlamak istiyorum. Bu Leyla zorla mı gazinoda Evet, çalıştırılıyor? evet, evet. Ne oluyor çalışmak istemiyorum derse? Dövüyorlarmış, Siz polise şikayetçi sövüyorlarmış. oldunuz Var, mu? dilekçem var. Ne oldu? Ne yapıldı bununla ilgili? Hiçbir şey. Kızınızın dilekçesi var mı? Yok. Hı. Yani. Peki size söyledi mi Fatma Hanım? Beni şu çalıştırıyor, bu çalıştırıyor, bana zarar verecekler. İsimleri kim? Damadımı bağlayın, damat isim verecek size. Damat da şu an evli mi? Evet. Hayır, evli değil. Eski eşi. Eski eşi boşanırken de bana benim yanımda kalacak diyerek kocasından şey aldı. Ney? Kocası dedi ki boşanırsam dedi annemin yanında kalacak, senin yanında kalmayacak. Kim diyor? Kim kalacak? Çocuklar, Çocuklar. çocuğu Ali Akbulut. Ali Akbulut 12 yaşındaki olan mı Ali? Hayır, 5 5 yaşındaki. yaşında. Evet. Velayet bende kalacak dedi baba. Ha. Şu an velayet kimde? Anne de annesini diyor ki anneme Bir dakika verelim. Fatma Hanım. Şimdi yavaş yavaş soracağım. Siz bu çocuklara Leyla Hanım mı bakıyor şimdi? Leyla Evet, Hanım'la şimdi bakıyor birlikte. ama
Aha. İyi bakmadığını söylüyorlar. Peki sen almıyor musun çocukları? Sen almıyor muydun bakmak için? Ben alacağım da vermiyor ki. Vermiyor çocuklarını. Vermiyor, göstermiyor. Eski eşi de velayeti istiyor. Alamıyor şu an. Peki bu gazinoda hem çalışırken nasıl çocuklarına bakıyor? Tek başına mı kalıyor çocuklar? Aynen. 12 yaşındaki çocuğa güveniyor. 5 yaşında çocuğa bakıyor. Evet. Evde. Peki eski eş ne istiyor? Velayeti istiyor dediniz. Evet. Peki bu diğer adamlardan nasıl haberdar? Her zaman arıyor, diyor ki ben ev tutamıyorum, yer tutamıyorum, onun bunun evinde kalıyorum, bana bak Bulat'a. Ha, bana para ver. Ben başkalarının Leyla, evinde kalıyorum. Leyla. Çocuklar da mı başkalarının evinde geziniyor evet, böyle? Evet. Evet. Çocuklar okula gitmiyor mu? Gidiyordu. Vermiyor ki göndereyim. Daha açılmadı okulda. Evet. Peki bir aydır siz ulaşamıyorsunuz. Aynen. Araştırdınız mı komşularından, eski eşinden? Eski eşi diyor ki anne diyor. Tamam diyor, bana arıyor ama diyor onun bunun evindeymiş diyor. Ben istemiyorum. Bana yardımcı olun. Peki iki çocukla nasıl onun bunun evinde oluyor? Ha? Nasıl yani? Sizin niye aramıyor? Siz kızdınız mı ona en son? Kızdım. Ne dediniz? Leyla dedim, durdurduğun yerde. Bırak. Deli değilsin dedim. Ben seni dedim Bakırköy'üne götüreyim dedim. Şey dedim, şey alalım dedim. Ne derseler onu yapalım dedim. Anne dedi ben deli miyim? Hı-hı. Deli değilsin evladım. İçkinin şeyini şey yapacaksın dedim. Hı-hı. Ama dinletemedim. Kız o zaman acaba Leyla şu an kendi isteğiyle mi uzaklarda veya orada evet. çalışıyor? Evet. Kendi isteğiyle çalışıyor o zaman. Başkası zorla çalıştırmıyor. Şimdi yok aynı aynı. Aynen ne? Zorla, aynen zorla çalıştırıyorlarmış. Zorla? Aynen. O zaman biliyorsunuz gidiyormuş. Yerini. Efendim? Yeri nerede? Yerini biliyorsunuz o zaman. Ben bilmiyorum yerini bilsem. Nereden biliyorsunuz zorla çalıştırıldığını? Kocası bana söylüyor. Hı hı. Bir ay önce en son konuşmanızda ne oldu Leyla'yla? Bir ay önce evlenmişti. Evlenmişti. Kimle evlenmişti? Şey Süleyman'la evlenmiş, hoca nikah kıymıştı. Hoca nikahtan kaçtı. Demin sorduğumda evli değil dediniz. Efendim? Evli değil. Hoca nikahına. Ha, imam nikahı evet, yaptı evet, bir ay önce. Evet. Biriyle mi tanışmış? Evet. Kim bu? Süleyman. Süleyman. Siz evet. tanıyor musunuz Süleyman'ı? Evet. Taşyurt'ta. Kim tanıştırmış? Bizim aile dostumuz. Aile dostunuz tanıştırdı. Evet. Ama yavlarmış. Leyla bırakacağım bu işi. Yavlarım bana bir yuva bul demiş. Kime? Aile dostunuz. Aile dostunuz. O da evet. Süleyman'ı buluyor. Evet. Süleyman ne iş yapıyor? Taksici. Taksici. Evet. Evleniyorlar. Ekmeğine. Evet. Peki dini nikah kıyıyorlar. Nerede yaşamaya başlıyorlar? Ama kaçmasaydı nikah kıyacaktı. Kaçtı. Kaçtığı için evet, kıyamadı. Taşyoluk'ta. Peki nerede yaşıyorlardı? Taşyoluk'ta. Taşyolu nerede? Arnavutköy'ün bir köyü. Evet. Arnavutköy'de Taşyolu'nda yaşarlarken evden mi kaçıyor bu kız? Evet. Mahkemem var diyerek gidiyor. Aha. Gelmiyor. Ha, evli olduğu kocasının evinden kaçıyor çocuklarla birlikte. Yok. Çocuklar yoktu. Çocuklar benim yanımdaydı. Çocuklar senden nasıl aldı senin yanına? Ben bayrama geldi. Kurban bayramına aldı gitti. Aldı gitti çocuklarla birlikte kaçtı. Peki bu Süleyman ona bir şey yapmış olabilir mi? Yok. Yok. Aha. Bağlanacaktı. Peki kocasıyla arası mı kötüydü kaçtı evden? Yok. Arası iyiken niye gitsin? Kocasıyla bayramda geldiği zaman kocası gelmedi, gitmedi. Niye? Hiç şey yapmadı. Ne yapayım bırakanı da bıraksın dedi. Neyi bıraksın? Beni bırakırsa bıraksın dedi. Neden gelip bırakmak adam baskı istiyor? Baskı falan yapmadı. Neden bırakmak istiyor Süleyman'ı? Sormadınız mı? Niye anlaşalım? Sorduğum zaman çok ters cevap veriyor bize. Ne size ne? Karışmayın. Gideceğim. Aha. Kapımı bile taşladığını biliyorum ben onun. Aha. Ben ne yapayım? Ne olursunuz? Bir anne olarak. O zaman kız acaba kızınız sizle mi görüşmek istemiyor? Neden? Çocuklarımı istiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum. Neden sizle görüşmek istemiyor? Benden de bir şey yapmıyorum ben ona. Bir anneyim ben ya. Anneyim. Peki sanki derdi ben ne? Alkolik olduğunu anladım sanki kızın. Kimin? Alkolik mi acaba kızın? Evet. Uyuşturucu madde kullanıyor yani.
Ne şimdi, olursun kurtaralım. Peki. Şimdi Süleyman Bey eşi hattımızda. Bakalım Süleyman Bey. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo. Hoş dinliyorum. Geldiniz. Süleyman ol, abi ne olursun doğruları söyle. Yalvarırım sana. Niye abi diyorsunuz Süleyman Bey? Kaç yaşındasınız? 60. 60 mı? 64'lüyüm. Bak 64'lü diyor. Bilmiyorum. 64'lü. Evet. Yaş farkı da var bay. Leyla evet. Kaç yaşında? Leyla kendisi istedi. Kaç yaşında Leyla? 38. 60 yaşındaki adamla mı evlendi bu? Evet. 38 yaşında. Evet siz? Ben 64 doğumluyum. 60. 64 doğumlusunuz. Evet. Aha. Peki nasıl tanıştınız Leyla'yla? Benim bir arkadaş bulmuştu bana. Evet. Onun sayesinde tanıştık. Benden o gün geldi bende kaldı. Hı hı. 15 gün bende kaldı. Ben işe gittim sabahleyin. Çocuklar neredeydi? Geldi. Çocuklar yok muydu? Evden kaçmış. Annesindeydi çocuklar da o. Annesindeydi evden kaçtı. Siz önce bir dakika gelir gelmez 15 gün sizde mi yaşamaya başladı? 15 gün bendeydi. Peki imam nikahı ne zaman yaptınız? İmam nikahı geldi iki gün sonra imam nikahını yaptım. İkinci gün imam nikahı yaptınız. Sonra evet. Resmi nikah? Yok resmi nikah daha sonra yapacaktım. Sonra kaçtı. Kaçan insanlar nasıl resmi nikah yapayım ki? Peki neden kaçtı? Vallahi zannedersem uyuşturucu kullanıyordu. Onun için kaçtı. Merhaba. Biz uyuşturucunun işimiz olmadığı için. Böyle bana bildirmedi. Peki çocukları nasıl aldı götürdü? Çocukları annesindeydi. Daha sonra geldi annesinden aldı gitti. Annesi bakıyordu çocuklarına. Evet çocukları da aldı götürdü. Siz nereye gitmiş olacağını tahmin ediyor musunuz? Daha da ben aramadım. Sormadım. Evden kaçan insanı ne arayayım ki? Tamam da bir merak etmiyor musunuz ya başına bir şey geldiyse? Şimdi Şeye gitti, Tuzla'ya gitti. Tuzla'da yaşıyormuş. Öyle merak ettim, öğrendim ben. Tuzla'da kim var? Tuzla'da abim var diyordu. Abisi değilmiş, dostuymuş o. Başka biri mi varmış Tuzla'da? Aynen öyle. Başka biri. Başka birinin yanına kaçtı o zaman çocuklarla öyle aynen, mi? Evet. Yani sizinle ama birlikteyken çocuklarla... Süleyman Bey sizinle birlikteyken başka biriyle de mi birlikteymiş? Benimle birlikteyken daha oraya konuşma yapıyordu. Dedi ki bana ben dedim gitme konuşuyorsun abimle konuşuyorum deyip duruyordu. O da dostuymuş yani. Yani sevgilisini size abim... Fazla da üstüne varmışım ilgilenmedim de yani. Bu dedim kaçar dedim yanımda kaçtı da gitti. Ama imam nikahınız var. Ya imam nikahı vardı. Boşadım gitti abla. Nasıl oluyor boşadım gitti? Böyle kolay mı ya? Nasıl boşadınız? Ne yapayım? Bir ben değilim ki. 9 tane öğrendim. 9 tane kocaya var. Evet 9 tane koca. Ben 10. Hep devamlı. Siz 10. koca. 9 kocası mı var bu kızın? Ha? Evet. Aynen. 38 yaşında 9 siz 10. musunuz Süleyman Bey? Ben 10.'ydım evet. Hepsiyle de imam peki bir şey söyleyeceğim. Hepsiyle imam nikahı, resmi nikah. 4 tane resmi nikah. 4 resmi nikah, 6 imam nikahı mı? Evet. Doğru. Şimdi şaşırdım ben. 10 tane 10 nikahı olan. Aynen öyle. Ben de şaşırdım. Peki bunu öğrendiniz, ne zaman öğrendiniz siz? Öğrendim annesi de söyledi, kendisi de söyledi en son. Eski hocası da söyledi. Ondan konuştunuz. Kendisi de söyledi, annesi de söyledi. Annesi çok iyi bir insan yani. Peki çocuklara nasıl bakıyordu Leyla? Çocuklarına baktığında annesi uğraşıyor şu anda. Evet uğraşıyor. Evet. Peki çocukları niye götürdü o zaman? Çocukları anne deyip duruyordu. Annesini istiyordu devamlı. Annesini ufak istiyordu. Ufak çocuklar ya. Bir tane ufak çocuğu var. Bir tane de 12 yaşındaki çocuk var. Şimdi bu çocuk bu kız gazinolarda da çalışıyormuş. Siz biliyor muydunuz bunu? Gazinolarda çalışıyormuş. Daha sonra öğrendim ben.
Evet. Şimdi de çalışıyor mu hala acaba? Hala çalışıyor. Ha, çalışıyor hala çalışıyor. Madde kullanıyor muydu sizin yanınızda? Benim yanımda madde kullanamıyordu. Ben kullanmadığım için benim yanımda kullanamaz. Şimdi bu adamın yanında? Artık nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede kullandığını bilmiyorum. Ben yanımdan kaçtığına göre... Satan edeceğim. Yalvarırım. Peki Süleyman Bey, Tuzla'da nerede kaldığını biliyor musunuz adresini? Adresini bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki evet. Abi dediği adamın adını söyledi mi size? Kimi? Abi diyordu ya, sevgilisiymiş. Yok, hayır. Söylemedi, sadece abim diyordu. Başka bir şey demiyordu. Tuzla'da olduğunu nasıl öğrendiniz? Kimi? Tuzla'da olduğunu nasıl öğrendiniz? Kimden? Ağzına ağza duyuyoruz. Tuzla'ya gideceğim. Benim mahkemem var. Ben oradan buraya geldim. Ben buradan oraya gideceğim. Deyip duruyordu bana. Anladım. Peki nasıl bir ilişkiniz vardı? Ya, o iyi bir insandı ama maddi duruma düşünce yani şey yapamadık yani. Anladım. Olmadı yani. Yani maddeye maddi düşünce durum, mi? Maddi durum mu? Hangisinden bahsediyorsunuz? Yani parasız da ben yardımcı oldum ben ona. Çok yardımcı oldum, olmadı. Hayır, sizin yardımınız yetmedi mi ona? Uyuşturucu kullandığı için olmadı ablamın. Anladım. Daha fazla para istiyordu. Yani içine de düşmedim. Anladım. Çünkü yapmadığım için bu işi de anlamam öyle şeyleri öyle maddi kullandığı için çok peşine durmadınız. Tamam, teşekkür ederiz Süleyman Bey. Çok sağ olun. Fatma Hanım, ne diyeceksiniz? 10 tane evlilik yapmış. Niye hiç altta görmüyorum ben mesela kaç evlilik yaptı? Fatma Hanım. Efendim. Yani 10 tane evlilik yapmış kızınız, nasıl bu kadar çok önemli evlilik yapıyor, uyuşturucu kullanıyor? Uyuşturucuya 2 sene önceden düştü ablam. Nasıl alıştırmışlar bu kızı uyuşturucuya? Efendim? Nasıl alıştırmışlar bu kızı? Bilemiyorum. Bilsem satan şey abi. Yardım istiyorum sizden. Başka bir şey demiyorum. Peki abla, 10 tane evliliğin hepsini tanıyor musunuz, bütün kocalarını? Yok. Yok. Kaçıp gidip 2 sene 3 sene sonra çıktığı günleri biliyorum. Aynı buralara geldiğim günleri biliyorum. Ağladım, sızıladım, çocuklarım istediydim. İkisi yurtta satan, ikisi babada, ikisi kim, ikisi bendeydi. Kaç çocuğu var? 6. 6 çocuğu var. İkisi yurtta. Son gittiği eski nikahlılardan mı acaba? Selam, onu merak ettim. Efendim? Son gittiği, yani şu anda birine kaçtı ya tekrar. Evet. Daha önceki nikahlılardan biri mi? Yok yok. Bu da başka, yok. Yeni bu. Evet. Peki şu an diğer çocuk babasında, eski eşinde mi? Efendim? Eski eşinde iki çocuk, iki çocuk yurtta mı? Evet. Şimdi diğer iki çocuk yanında. Evet. Benim yanımda ama götürdü, kurban olayım, yardım et istiyorum sizden. Şimdi bu bir isimsiz telefonumuz varmış. Aa. Kim? Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Diyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Takip ediyorum sizi. Çok sağ olun. Buyurun. Ne söylemek istersiniz? Şimdi Esra Hanımcığım, Leyla kayıp değil. Zannetmiyorum kayıp olduğunu. Neden? Çünkü Leyla Hanım dün bizim ortak TikTok'ta canlı yayın açtığımız veya konuk olarak katıldığımız bir arkadaşımızın yayınına konuk olarak katıldı dün. Ve kendisi Tuzla'da oturuyor. Bizim bu arkadaşımızı da evlenme vaadiyle kandırdı. Tabii ki ismini vermek istemiyorum. Bir dakika, nasıl evlenme vaadiyle kandırdı? Ne yaptı? Buraya çağırdı, evlenme vaadiyle görüşelim dedi. Görüşmek istediler. Bu arkadaşımız kalktı geldi. Buna 70 milyar kredi çektirecekti. Ve Leyla'yı tanıyan başka bir arkadaşımız yine TikTok üzerinden görüştüğümüz numaramın olduğu bir arkadaşımız. Abla ne yapıyorsunuz? Bağlanın. Ben bu Leyla'yı tanıyorum. Bağlanın. O arkadaşımız çok iyi bir insan. Bağlanın. Bir dakika dur, Fatma. Bunlar dedi dolandırıcı. Leyla dedi 8-9-10 tane evlilik yaptı. 7 tane çocuğu var dedi. 2 tane değil. 6 tane çocuğu var. 6 tane. Ben bunu çok iyi tanıyan birisi. Bunu söyleyen çok iyi tanıyan birisi. Gazinolarda konsuluk yapıyor bu bayan arkadaşımız. Ben şunun için bağlandım. Bu çocuklar elinden alınsın, yurda yerleştirilsin. Yurda değil, burada anneannesi var, bakar, bekliyor bakmak için. Peki bir şey. Annesinin elinden almış çocukları. Kim?
Yani bakıyormuş, kadıncağız bakıyormuş. Az önce yayına beni arayan arkadaşımız, yine onu tanıyan bir arkadaşı arıyor. Çocukları zorla aldığını annesinin elinden söylendi. Tabii zorla alıp gidiyor. Ben bağlanmak gereği duydum. Allah razı olsun. Gerçekten Fatma Hanım bakıyor mu? Bakıyor, çocuklara? Çok teşekkürler. Yani şu an Leyla hem gazinolarda çalışıyor hem de evlilik vaadiyle insanları dolandırıyor diyorsunuz. Evet, 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 doğrudur, doğrudur. Ve bunu tanıyan başka bir arkadaşımız, çok iyi tanıyan, şunu söylüyor. Leyla'nın diyor altına lüks araba çekin, cebine 10 milyar para verin, Leyla gene durmaz diyor. Kaçar gider diyor. Eşim maddeye kaçar de düşmüş. Gider. Maddeye düşmüş. Farklı durumları var. Bu arada o arkadaşınızda Leyla'nın telefonu, iletişim numarası, sosyal medyası var mı? Şimdi ben bunlar gizli kalsın istiyorum. Çünkü biz hep birbirimizi tanıyan kişileri. Hayır, hayır, şöyle gizli kalacak. Siz arka tarafta vereceksiniz zaten. Şurada, burada değil. Arkada ekip arkadaşlarımıza verirsiniz, olur mu? Yok, beni ozan altında bırakmayın Esra Hanım. Fakat Leyla Hanım kayıp değil. Tuzla'da kendisi. Dün TikTok'taydı canlı yayında. Ben bu bilgiyi size sunmak istedim. Tamam, Leyla çok kayıp değil. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bak, duydun mu Fatma Hanım? Tamam. Kayıp tamam. Değilmiş, Tuzla'daymış ama çocuklar kim bilir neyin yanında. Kendi madde kullanıyor. Peki biliyor muydunuz böyle evlilik vaadiyle insanları dolandırıyor, yok, diyorlar? Yok, ha? Bilmiyordum. Fatma Hanım bir şeyler biliyorsunuz ama pek vallahi bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Ya bu Leyla ne yapıyor? Niye bu kadar 10 tane evlilik yaptı? Sizi şaşırtmıyor mu? Şaşırttırıyor, tabii şaşırttırıyor. Ne oldu evlat, bu kıza? Evlat dayağı bile yedim ben. Evlat dayağı yediniz. Nasıl? Sizi mi dövdü Leyla? Aha, taşladı, evimi taşladı. Neden? Bırak beni dedi, ben hayatımı yaşayacağım. Ne demekmiş hayat yaşamaz? Bu mu? Gazinolarda çalışıp, aynen, madde kullanmak mı? Evet. Çocukların alınması şimdi lazım ama. Şimdi bir saniye. Leyla hattımızda. Yalan söyleyecek. Leyla. Yalan söyleyeceğim, evet. Neydi lan sen benim? Çocuğumu mu öldüreceksin? Leyla, evet. Ne oldu Leyla? Söyle. Çocuğum öldürecekti benim. Ayranla gidip, o yüzden ben çocuklarımı aldım. Kalsam geldi. Ve kaçmadım. Kendi eliyle bana teslim etti. Fatma Hanım duydun mu? Hayır. Neyi hayır? Çocuğumu öldürecekti. Ne yapayım? Getireyim mi? Getireyim mi oraya? Murat Bey'in arkadaşını getireyim bana sana Kadir. Demin ne dediler? Demin ne dediler? Ben yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ben sana teslim etmedim. İbrahim'i Akbulut bağlar mısınız? Kim o İbrahim? Kocası. Hangi kocası? Nikahlı kocası. Bir dakika. Aynı anda. Şu çocuk öldürme meselesi nedir ya? Bir dakika. Konuşurum usta. Abla bir dinler misin? Çok. Ben o gün o evdeydim. Bir yumurta mı ne yapmıştım? O kadın geldi. Sinirlenmiş galiba yine oradaki arkadaşına. Kapı açıktı, o kadın geldi. O kadın geldi, boğazımı sıktı. Kadir denen kişi gelmeseydi ben o gün orada ölüyordum. Tamam, bir dakika. Tamam. Bir çocuk konuşmasın. Ben çocuk vereceğim. Tamam, çocuğu bir alalım. Leyla sen söyle. Benim boğazım, sen kötü mü davranıyordun, hayır, çocuklara? Hayır. Çocuk anlatıyor. Demin abla ne diyorlardı, kurban olayım. Kulağından aldım. Leyla Hanım. Terliklerimi versene. Allah aşkına terliklerimi ver. Leyla Hanım. Efendim? Siz Süleyman Bey ile evliydiniz, imam nikahlı. Sonra çocuğu aldınız Fatma Hanım'dan, annenizden. Çocuklara kötü mü davranıyordu Fatma Hanım? Ya ben evli filan değilim. Evli, mevli değilim. Bir durur musunuz? Peki demin bağlanan Süleyman Bey kim? Süleyman filan birisini tanımıyorum. Ben evli mevli değilim ben ya. Peki 15 gün imam nikahı yaptık dedi. Of. Kardeşim ben oradan çocuklarıma, annem benim çocuklarıma kötü davranıyor diye aldım. Peki şu an anneniz benim ben... çocuklarımın her tarafı yara bere içindeydi. Benim çocuklarıma teslim aldığımda. Peki yalan. Çocukları aldınız. Bana raporlarını polis karakollarından evraklarını getireyim mi? Yalan. Hiç kusura bakma. Hiç çocuklarının bir şeyi yoktu. Emin ol. Eminim. Tabii. İki tane yumurta için benim evladım. O zaman kapat.
Peki Leyla, şunu söyleyeceğim. Biz senin için, çocukların için endişelendiğimiz için aradık. Sen uzak dursun. Biz öyle falan değiliz biz. Sen uzak dursun. Yani anneni istemiyor musun Leyla? İstemiyorum. Peki şu an çocukların iyi şartlarda mı? Sen iyi şartlarda mısın? Evet, gayet iyi şartlarda. Peki Fatma diyor ki... O kadın bilir mi? O kadın için beni aramayın ya. Çünkü kayıp başvurusu var Leyla seninle ilgili. Ya kayıp mayıp değilim kardeşim, ben Tuzla'da yaşıyorum, kayıp değilim. Tamam. Kimin yanındasın? Her yeri sıkıştığında televizyona çıkıyor. Sen bize onu engellediğinizde, konuşmak istemediğinizde televizyona çıkıyor. Yeter artık ya. Peki Leyla, şunu söyleyeceğim. Başka arkadaşların da bağlandı. Neden bu kadar kızın? Ne oldu Fatma, sen yaptın mı çocuklara bir şey? Evin mahallesinden araştırabilir misin? Hayır, ben sana soruyorum. Şimdi araştırma. Yok, yapmadım. Ha? Yapmadım. E peki çocuk da bağlandı. Hayır. Şimdi beni boğazıma sıktı diyor. Hayır. Hayır. Polis hayır, kayıtları da var şey dedi. Efendim? Polis başvurusu da var. Çocuk şikayetçi de olmuşlar. Hayır. Niye? Niye? Polisi biliyorsa şeyi biliyordu. Hemen giderdi. Ha, gidiyordu da hayır, bu çocuk... Hayır, giderdi. Peki sen bu çocuklara acaba... Hayır, kötü davranmıyordum. Yemin şart olsun. Boğazını sıktın mı? Hayır, hayır sıkmadım. Niye yalan söylüyor çocuk? Yalan söylüyor. Annesinden her gün para alıp şey yaptığı için. Peki yumurta meselesi doğru mu? Yok, yemin olsun yok. Sen komşudan yumurta aldın, böyle bir şeyler var mı? Hayır, hayır. Ablacığım, devlet bize bakıyor zaten. Evet. Devlet bakıyor bize zaten. Peki ben annesi... oradan buradan yumurta almama gerek yok. Çocuk neden böyle söylüyor o zaman? Hayır, çocuğu çok kötü doldurmuş. İbrahim, rica ediyorum size. İbrahim, Akbulut'u bağlayın. Ya İbrahim nereden bilecek? Sizle mi yaşıyordu? Hayır, hayır, hayır. Her zaman ben neyse ekranla, ben o telefonumda ekranla her şeyi gösteriyordum abim. Her şeyi yapmıyordum. Peki hayır, çocuğun bu kadar yalan söylüyorsa niye yalan söylüyor? Yalan kendisi, kızım dolduracak onu. E nasıl her sıkıştırma, her sıkıştırma, ben gelmiyorum ki buraya. Niye sıkışayım da geleyim ben buraya? Peki Leyla çok kızgın sana. Aynen, aynen. Ayık değil. O sarhoş şimdi. Ama gayet açık gibi konuşuyor. Hayır, şu an. Hayır. Tuzla'da nasıl şartlarda yaşıyor biliyor musun sen? Biliyorum. Nasıl? Her gün birinin evinde. Nasıl birinin evinde? İbrahim'den para istiyor ki ben ev tutacağım. Ne olursun bana para gönder diyor. E tamam, şimdi tutmuş, ben Tuzla'da hayır, yaşıyorum. Hayır, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. E nerede yaşıyor? Orada burada. Orada burada. Ha. Çocuklarla. Evet. Çocuklarla oraya buraya gidiyor diye aynen düşünüyorsun yemin sen. Aynen öyle. Hı hı. Bir gün de ölüsünü bulacağım her ikisinde. Yapıyorlar da ediyorlar da. Peki nereden sen diyorsun bulacağım ki şu an madde etkisi altında, o evet yüzden bana böyle evet davranıyor. Evet abi. Evet. Peki çocuk niye öyle? Tamam hadi, o madde etkisi altında. Çocuk niye böyle söylüyor? Beni, bana zarar verdi diye. Yemin olsun zarar verdi. Sen bu çocukları hiç dövdün mü? Bir sefer dövdüm. Dövmedim demiyorum. Ama o da benim kalbime vurdu. 2-3 saat ben baygın şey yaptım. Nasıl dövdün onu? Şöyle bir tane tokat vurdum. Hangi, büyük çocuğu mu? He, büyüğe vurdum. Güçlüye hayatta vurmam. Neden? Ne yapmıştı? Yumurta mı? Gene hayır. Gene taşladı. Evi mi taşladı? Kim anası taşladı? Gibi evi taşladı. Evet. Çocuk evi mi taşlıyor? Evet. Niye? Hayır, kızan bir çocuk evi taşlar. Niye taşlasın? Aynen. Aynen. Onu da... Hayır, ne aynen? Neye kızdı? Şeyle kızdı. Ben onu buradaysa okul taş yoluna gönderiyorum. Hı-hı. Ondan kızdı. Annemden dedi yetkiyi alıp da sen niye beni okula göndermiyorsun dedi. Evi taştı. Yani aynı okuluna devam etmek istedi. Sen okulu aynen mu değiştirdin? Ha, yok, değiştirmedim. Annesi yetkiyi vermiyor ki de. Gelip bir gün ilgilenmiyor. Peki sen niye kızdı bu çocuk senin evini taşladı diyorum. Ben diyorum ya, beni okula göndermiyorsun diyor. Buna niye gönderiyorsun? Uzaktı biraz okul. Bayağı bir uzaktı. Ben annesinden yetki alamadım, okulu değiştiremedim diyorsun. Aynen. Aynen. Tamam, değiştiremediysen niye taşlasın, değiştirememişsin? O ama biraz çok... sen de bir değişik konuşuyorsun Fatma, bir öyle bir böyle, ben ne, bir şey anlayamıyorum. Sen diyorsun ki okulu değiştirmeye izin alamadım. Evet. Sonra diyorsun evet ki farklı okula annesi gönderdi. Annesi yetkiyi verdi, o okula yazdırdı. Ha, verdi sonra. Ha, verdi verdi, o okula kendisi yazdırdı. Kızı, annesi yazdırdı kızı, oğlanı. Ondan sonra pisiltti, bozuldu, kırıldı. Ondan şey yaptığı için,
gelen gidip gelemiyorum. Tamam, yani okulu değiştirenin suçu senin olduğu için evet, sana kızdı. Evet, evet. Ve benim evi taşladı diyorsun. Evet. Şimdi Fatma Hanım, şimdi bir kısa bir aramız olacak ama sen de bu arada birazcık bir düşün. Şimdi sen de bazı şeyleri biraz eksik falan anlatıyorsun gibi geliyor bana. Yok. Süleyman diyorsun, o diyorsun, biri var diyorsun. Yani hepsi var ablam, hepsi var. Sen tanıştırdın mı bu kızı erkeklerle? Hayır, ben Süleyman'dan başkasını... Süleyman'la sen mi tanıştırdın? Hayır, aile dostum tanıştırdı. Bak şimdi bir aradılar bizi, Süleyman'la sen tanıştırmışsın. Hayır, aile dostum. Kim aile? Aile dostum. Aile dostu, babamların akrabalarıydı. Kimin? Aile dostumuz, babamların. Babamın. Tamam, sen aracısın evet, o zaman. Evet. Ya ablam geldi evime, geldi gelmedi demiyorum. Tamam, sen aracı olmuşsun. He, evime geldi. Hayır, ama de... ben yok ya, dedim. Ya tövbe yok. Sen aracı olmuşsun diyorum Fatma Hanım. Ablacığım ben aracı değil, ben adamı tanımıyorum. Senin isterseniz arayın sorun. Ama bir sürü bak ihbar geliyor şimdi. Gelsin. Yemin neyse olsun. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi Fatma Hanım, şimdi düşünüyorum ben de, yani burada bu kızın sana kızgınlığının altında da başka bir neden var gibi geliyor bana. Yok, yemin olsun. Yani söylemediğin, sakladığın şeyler var gibi geliyor bana. Ben babamın parasını, babam öldü, babamın aylığından ben geçiniyorum. Başka bir şey yok. Hı hı. Tamam, yemin, torunlarımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Şimdi Fatma Hanım, bir iddia var. Sen bu kızı Süleyman'la tanıştırmışsın ve üstünden de para almışsın. Almadım. Almadım. Haram zıkkım olsun öyle bir şey var. Hı hı. Yok. Ama sen bunu çok rahat söylüyorsun. Neyi? Bu çocuk, bu kız 10 tane evlilik yapmış. Bunlara da sen de aracı oluyormuşsun. Hayır, olmadım. Olmadım, etmedim de. Hı hı. Ben tanımıyorum ki insanları. İbrahim'i bu adamdan başka kimseyi tanımıyorum ben. İbrahim'den başka mı? Evet. İbrahim'i sen mi tanıştırdın? Yok, İbrahim'i de ben tanıştırmadım. O... Neydi o adamın? Bir tane abi vardı, onunla tanıştı. Ondan sonra buna kaçtı. Buna kaçtı. İbo'ya kaçtı. Peki sen İbrahim. Niye abi diyorsun bunlara? Abi... Abla, ben saygı duyduğum için söylüyorum. Şimdi 10 tane evlilik yapmış. 15 günlük evlilik. Niye abi diyorsun hemen? Saygı duyduğum için. Adam benden büyük. Ben ne yapayım şimdi abla? Bak şimdi biz bir ne yapalım? Herkese şimdi birazcık bir şey sakladığını hissedim. Çünkü birazcık değişik konuşuyoruz. Fatma Hanım, seni de çok severim. Biliyorum daha önce de kızın tamam, için geldin ama. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu ayrı bir şey. Birkaç şeyi söylemiyorsun gibi geliyor. Şimdi biz bir Süleyman Bey'e ulaşalım. Bir bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Bir Süleyman Bey bize anlatsın. Bir de Leyla'ya ulaşalım. İşin özünü anlayalım. Çünkü Leyla çok sinirliydi. Çocuğunu da konuşturdu. Tamam. Ben sana söylüyorum. Kız ayık değil. Hı hı. Ayık değil. O zaman Fatma, en iyi kızını sen tanırsın. Kızına seslenir misin? Leyla, kurban oldum. Şimdi sen kafan iyi kızım. Yalvarırım kızım. Getir çocuklarımı. Bir şey istemiyorum senden kızım. Yalvarırım sana. Annem, bakamıyor musun? Sen kanser hastasısın. 2 gün sonra olsam ben ne yapacağım kızım? Yalvarırım kanser sana. Kanser hastası mı bir de? Aynen. Nasıl madde kullanıyor? İçki içiyor. Nasıl kanser hastası? Ne kanseri? Ha? Rahim kanseri. Anneciğim ne olursun yalvarırım sana. Kimseyi boğazını sıkmadım. Yalan söylüyorlar. Anne kurban olsun. Söylediler demiyorlar. İnkar etmiyorum ama yapmadım, etmedim anne. Getir raporlarını getir. Ben her yere dilekçe veriyorum çocuklarım bulun diyerek. Ama sen niye bana öyle bir şeyin var da beni götürüp karakola vermiyorsun? Boğazını sıktıysa polis var. Bak dün benim çok sinirim bozuldu. Gece oturdum düşündüm. Sonra izleyicilere de hak verdim. Çünkü böyle bir şey olamaz dedim. Yani bu sanki oyun gibi bir şey mi? Bu görken bak geleceksin, bunu Instagram'da da söyledim hesabımda. Sen gel 6 yıl bak, duyuyor musun beni Görkem? O korkuyordu bugün ben dayak yiyeceğim diye ama şeyden, eski sevgilisinden. 6 sene biriyle çıkıyorsun. Sonra onun hatası yüzünden ayrılıyorsun. 1 yıl boyunca ama konuşuyorsun. Sana böyle şeyler veriyor. Sufleler veriyor yani, tatlı tatlı geri dönüşler. Sonra bir kadınla tanışıyorsun, ona aşık oluyorsun. Evlenmek için yalvarıyorsun. Vermiyorlar sana kızı çünkü fotoğrafçısın diye. Sonra geliyorsun burada yalvarırken senin 6 yıldır seninle evlenmeyi bekleyen, 1 yıldır senin hatan yüzünden ayrı kadın. Ne yap?
yaparsınız? 6 yıl beklemişsiniz. Tamam, 1 yıl ayrısınız ama konuşuyorsunuz. Tabii gitmiş Pınar da basmış orayı falan filan bu durumla. Ya bunlar oluyor mu? Oluyor. Çok fazla oluyor. Neden? İnsanlar tabii o kadar tepkisiz gözüküyor ki bazen. Görkem'e onu söyleyeceğim. Belki ama kişilik özelliği. Şimdi biz de herkesin tepkilerini aynı bekleyemeyiz. O kadar tepkisiz gözüküyor ki insan yani bu oyun mu kurgu mu diye düşünmenize de hak veriyorum. Ben de eve gidip hatta ya diyorum bu nasıl olur ya? Bu niye tepki vermiyor? Bu tarz şeyler oluyor diye. Ama oluyor. Vallahi erkekler umarsız. Kusura bakmayın. Onlar gider öbürüne aşık olur. Öbürüyle evlenir. 6 yıl sizi bekletir. Siz en büyük fedakarlığı yaparsınız. Gider onu istemeyen, pahalı şeyler isteyenle evlenir. Kime yatırım yaparsa onu istiyor. Erkekler bunu yapıyor. Birazdan buna geleceğiz ama bak Fatma Hanım'ın durumu önemli. Çünkü Fatma Hanım dün geldi. Kızım kayıp dedi. Torunlarımı da aldı gitti. Süleyman'la evliydi. İmam nikahlı. Sonra kaçtı nereye gittiyse bulamıyorum. Kötü insanların elinde olabilir dedi. Ama sonra senin kızın bağlandı Leyla. Evet. Dedi ki benim annem çocuklarımı dövdü. Ben de çocuklarımı kaçırdım. O yüzden de uzaktayım ondan diye söyledi. Annem yalan söylüyor dedi. Aynen. Kendisi yalan söylüyor. Kendisi yalan söylüyor. Kendisi şey yapıyor. Çocukları neden bir şey söyleyebilir mi? 7 yaşındaki çocuğu niye yurt aldıydı? 2 sene yurtta yaşadı da sonra gene aldık. İbrahim abideydiken ondan sonra İbrahim abi aldı. İbrahim etti. Abi kim ya? Eşi. Nikahlı eşi. Abi deme bak sen annesisin o, bu kızı. Abi değil tamam o. Tamam da o İbrahim benim Bey. Saygı olduğum için şey yapıyorum. Ondan hayır sonra, abi derken sen kızını abi yaşındaki birine mi verdin? Gene o da büyük. Kaç kızından. O 30 yaşındaydı. O 55 miydi? Öyle bir şeydi. Hep 25-30 yaş fark aynen. Çok bunlar ya. Ondan sonra İbrahim abi aldı. Baktı etti eyledi. Şey yaptı. Bir gün sinirlendi. İbrahim abi hiç işe gitmemezliğe başladı. Neden? Fatma Hanım bence efendim? Her şeyi karşılıklı konuşmak daha doğru. Sen böyle diyorsun Leyla. Tamam. Leyla burada gel Leyla. Buyurun. Leyla'yı bulduk. Çağırdık tamam, gel gelsin. Leyla. Gel bak gelsin. Kızını karşıla. Gelsin. Gelsin. Hoş geldin Leyla. Geldim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Bak Leyla geldi Fatma tamam, Hanım. Tamam gelsin. Sevindin mi? Sevindim. O beni değil, paranın peşinde. Paranın peşindeyim. Bir kez seninle. Babam, niye geçirmişim çenemi? Bir kez seninle. Hayırdır? Seninle konuşmaya gelmedim. Tamam, konuş. Tamam, bir kez. Ne oldu Leyla? Çocuklarımı program arkadaşlarınız gördü. Gayet iyi, gayet sağlıklı. Saygılar. Abla şunu bir sus dur. Niye susturacak? Niye aranız bozuk? Söylesene Leyla anlatsana. Biraz burnunu açsana Leyla. İyice havasız kaldın. Şurana kadar aç. Hayır. Neyse maskeyi bırakalım. Ya abla ben size dün de anlattım. Dayım arkadaşı bana bir şeyler anlattı. Sabahleyin benim eşim de annemin evindeydi. Ayrıca bir misafirimiz daha vardı. Onların yanında bana çocukları teslim etti. Ve gönderdi. Hayır yalan söylüyor. Ben aldım evime götürdüm. Ben ne çocuklarımı kaçırdım ne de bir şey yaptım. Annen verdi çocukları kaçırmadın yalan sen. Söylüyor. Evet. Yalan söylüyor. Nasıl oldu sana göre? Aldı gitti. Kaçırmadım. Abla beraber kahvaltı yaptık. Allah aşkına beraber kahvaltı yaptık. Eşim de bağlansın diyorum da bağlanmıyor. Beraber neden? Eski eşim ben çocuklarım. Süleyman'la mı? Hayır. İbrahim'le birlikte oturduk kahvaltı yaptık. Akşamleyin kaderini anlattıklarından sonra zaten al çocuklarını götür dedi. Yalan söyleyip durma. Kendi elinle götürmedin de niye karakola şikayet etmedin çocuklar kayıp diye. Niye? Dilekçem orada. Dün ben aranmaya girdim. Niye polisler almadı beni kayıpsın diye? Bilmiyorum. Zaten siz annesi değil misiniz çocuklar? Annesiyim. Evet. Tamam kaçırma nereden çıktı ya? Aldı gitti. Alıp götürebilir sen tabii annesi. Sen kayıp diye geldin bu programa evet, ama. Evet. Kaçırdı diye geldin. Evet. Kendi evet, doğurdum kaçırdım. Yani benim kendi doğurduğum çocuk benim yanımda olması tuhaf bir şey mi? Kendi doğurduğum çocuk ikisi de benim çocuğum. Evet almış çocukları ama aynen, diyor ki aynen. Annem bu gazinoda çalışıyor kötü şeyler yapabilir çocuğa. Hayır gazinoda çocuğa. Da çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Bak duydun hayır, mu Fatma? Hayır.
Ne hayır? Çalışmıyorum. Hayır tabii ispatım var. Çalışmıyorum. Gelsin aynen. Konuşsunlar. Aynen. Gelsin konuşsunlar. Senin isteğin ne Fatma? Ya söyle kızın karşında ben işte. Ben çocukları istiyorum. Hayır vermem. Sana o çocuklar sana gideceğine yuvaya gidecek. Tamam. Giderse gidecek. Sana vermeyeceğim. Vermezsen abi. Neden istiyorsun çocukları Fatma? Efendim? Neden devletten yardım alıyor. Yardım devletten yardım alıyor. Yardım için mi istiyor Leyla? Devletten 9500 lira yardım alıyor. Yardım için. Yalan. Yalan. Yalan alıyorum da o kadar değil. O kadar değil. Tamam. Ya, sen çocukları alıyorum. Sevdiğin için hayır, istiyorsun. Hayır hayır. Bak, çocukları yemin olsun onun için istemiyorum. Yeminle. Hı-hı. Yardımdan ben önce çocukları, bakmıyordum. Hayır. Ben babam bana birkaç kuruş öldü Allah rahmet eylesin. Babam bıraktı gitti bana. Ben ondan geçinirim. Senin çocuk... Geçinirsen tamam benim çocuklarım. Senin çocuklarına ne yapmış Fatma? Kadir'in anlatmasına göre annemin yaptığı yemeği benim oğlum beğenmemiş. Bağlanmıyor zaten söyledim. Ha. Bağlanmıyor beni karıştırmayın diyor. Annemin yaptığı yemeği benim oğlum beğenmemiş. Gitmiş kendisine iki tane yumurta kırmış. Yumurtayı kaldırmış atmış. Çocuğun boğazına yapışmış. O arada Kadir kapıdan içeriye gidiyor. Elinde sigara bir elinde kahvesi otururken yalan, dayımın yalan. Arkadaşı gelip alıyor çocuğu yalan. Annemin elinden. Yalan. Aha. Her şey yalan zaten yalan, sana evet. Göre her şey yalan. Evet. Fatma Hanım'ın dostu her mu şey. Var? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet. Senin gibi değilim ha. Ben. Tamam. Ha. Ha. Şimdi dayımlar da bağlanacak. Bağlansın ya bağlansın. Ya hayatınızda biri olabilir Fatma Hanım. Efendim? Dostu hayatınızda kim? Hayatınızda biri olabilir ya. Hayır. Hayır. Kim dostu evli biri mi? Abimin şu anda ismini hatırlamıyorum evli değil. Ha. Evli birisi tamam, değil. Tamam dostum varsa hatırla. Evli birisi hatırla. Değil. Hatırla. Tamam olur evli sen bekarsan değil. Hayatında biri hayır. Olabilir yani, ne var? Hayır bu normal, parasını alıyorum şey ben. Nasıl oluyor? Ne parasını devlet parasına, parasına dedemin parasına yani. El koyacak diye. Ama ha. Sevgilisi yaşadığı, olsa. Birlikte hayır, olduğu insan hayır. Var. Yaşadığı birlikte olduğu. Evet. Çocuklar da aynı evde yaşıyorlar. Doğru mu Fatma? Yalan diyecek yine. Doğru. Niye de mi yalan dedi? Doğru. Doğru. Şeyle. Dilekçeyi verdiğim için... Doğru demiyordum. Ama doğru. Ama sen doğruları söyle aha, burada. Şimdi bir şey söyleyeyim. Çocuklarına senin bir zarar mı verdi adam? Yok. Sen zarar verirken o ayırmadı hayır. Ama. Hayır. Sen zarar verirken hayır. O ayırmadı. Hiç de ben çocuğuna zarar vermedim. Şeyle oldu hanımefendi. Ablam. Yemeği neden yemiyorsun? Ben seni hastanelerde gezdiriyorum. Çok affedersin. Çok özür dilerim. Çok kabız oluyordu. Ölüyordu kabızlıktan. Bağırsak sorunu var oğlum. Annen kurban olsun diyordum. Yemek sen ye. Yemek yesin diye kızdın diye söylüyorsun. Aynen. Peki aynen. Seni boğaza tutmak ne? Boğazını sıkmışsın hayır, ya çocuğun. Hayır şeyle yaptım. Oğlum boğazını şey yap ki iyi olasın. Ne yapacak aynen o ne benim. Demek ya boğazına hayır, şey hayır. Yap ki. Hayır hayır. Bir göster bakayım gel bana göster ne? Gel. Hayır. Niye? Kötü hayır. Bir şey o zaman niye hayır, gösteremiyorsun? Hayır şu kadar bak. Bakayım. Bunda ne var? Bunda bir şey yok. Bunu böyle yaptıysa böyle mi yapmış? Yeminle o kadar. Onun söylediği ama çok farklıydı. Ama çocuk demiş ki boğazımı sıktı. Hayır. Hayır. Canlı yayında da hayır. Dün size söylemedim mi? Çocuk öyle dedi canlı hayır. Yayında ya. Evet. Fatma. Sen şiddet uyguluyor muydun bu çocuklara? Hayır uygulamıyordum. Uygulasam çocuk ufak değil. Hemen giderdi karakola şeye. Ama dün biraz öyle söyledi ya benim boğazımı sıktı hayır, bana kötü davranıyordu. Tamam o kadar bak o kadar. O kadar. Ya çocuklar genelde yalan söylemez ya efendim. Ben hiçbir şey demiyorum. Sen annene kızgınsın değil mi? Çocuklarımı vermek istemiyorum. Peki sizin aranız niye bozuldu? Bir şey yok. Biz annemle hep böyleyiz. Siz hep öyleydiniz. Neden hep aranız bozuldu? Her zaman bu yalan. Her zaman böyle diyor. Niye? Biz anne kız değil miyiz? Olmasaydı keşke. Ha. Olmasaydık keşke diyorsun. Ha. Niye Leyla? Ne olmasaydı yapıyor bu kadın? Ha. Söylesene evet. Bir. Anne anneliğini yapmadı. Baba babalığını yapmadı. Biz hı. Niye sürünüyoruz ortalıkta? Ne yapmadı bu kadın? Yani mesela evet. Sizi... Evet. Bana o bakmadı. Bakmadı. Bana rahmetli anneannemle rahmetli dedem baktı. Ha. Babama küçüklüğümden para belli. Fatma bana o bakmadı. Fatma bana Hanım... Benim babam da bakmadı. Fatma Hanım neredeydi? Sağda solda. Anneannemle dedem baktı bana. Yalan. Sağda solda ne demek yani? He. Yanımızda olmayan bir evde. Bizim yaşadığımız evde olmayan bir evde. Nereye gidiyordu yani Fatma? Ben ne bileyim ben küçüktüm. Enini de bıraktığında kardeşlerimi de. Benim iki erkek kardeşimi de anneannem dedem büyüttü. Doğru mu Fatma? Evet doğru. Niye? Doğru.
Küçüklüğümüzden belli. Neden? Cahillikten. Cahillikten mi? Evet. Neredeydin sen? Başka biriyle miydin? Yok. Yok. Babaları yok muydu? Kimleydi? Yoktu. Kimleydin sen? Geziyordum. Annemin bilmediğimiz bir yerde. Geziyordum. Babamlar babamlara bırakıyordum. Yaşından ufak kızlarla gezmeyi takılmayı pek seviyordu. Geziyordun sen. Nereye geziyordun? Arkadaşlarım. Çok o zaman arkadaşım. Kocan oldu. Neredeydi? Ben ayrıyım kocamdan. O zaman da mı ayrıydın? Hayır. Evet. Ha, senin başka ilişkilerin mi oldu? Yok. Bağlasınlar. Öyle bir şeyim yok. E sen nereye gidiyorsun? Ya arkadaşlarımla gezerdim, tozardım. Başka bir şey yapmazdım. Otururdum. Kaç çocuğun var Fatma senin? Dört tane. Dört tane çocuk var. Üç oğlan bir kız. Üç erkek bir kız. Evet. Diğerleri nerede çocukların? Söylemesem olur mu? Söyle söyle. Birisi bana damar arkasından konuşabilir mi? Nerede söyle? Cezaevinde. E tamam, ne olacak cezaevinde? Demek de ne var? Ne bileyim öyle. İkisi cezaevinde, bir tanesi bana yakın yerde. Hı hı. Abim Tuzla'da bana yakın bir yerde oturuyor. İki küçük kardeşim de cezaevinde. Neden cezaevindeler? Ağır ceza. Yine. Cinayetten. Evet. Üzücü bir şey. Tabii İkisi de mi bak, cinayet? Aynen. Evet. Çocukları aynı gerçekten suçtan. İşte bak belki de annesizlik. Hı hı. İkisi de aynı şeyi mi yaptı? Aha, demek ki birlikte hareket etmişler. Yapmadılar, üstlerine kaldı. Ha, yapmadılar, üstlerine kaldı. Hı hı. Ama bu ortaya çıkar mutlaka. Adalet var yani. Ceza yediler ama. Bir tanesi 30 karar sene, bir tanesi 35 aynen, sene. 35 sene. Hı hı. Birini öldürdüler öyle mi? Hı hı. İkisi birlikte mi? İkisi birlikte yapmadı. Bir gün öncesi adamın bir tanesiyle, ölenlerin bir tanesiyle kavga ediyorlar. Ama bayağı bir haşlamışlar. Aralarında sorun olmuş. Ertesi gün mü, bir gün sonrası mı, iki gün sonrası mı adamın annesi, iki tane misafiri evde ölü bulunuyor. Aa. İlk tutuklananlar da bizimkiler oldu. Hı hı. Birkaç kişi daha tutuklandı diye biliyorum. Onlar serbest bırakıldı, bizimkiler tutuklandı. Peki bu durumdan Fatma'yı mı suçluyorsun sen? Yok. Öyle bir şey söylemedi çünkü yani. Yok, söylemedim. Yok. Peki Fatma... Ama şöyle bir şey. Ben çalışıyordum. Ölen adam Fatma'nın dostu mu? Yok. Annemin çalıştığı yerdeki, mesela bir yerde çalışıyor annem, o evde cinayet çıkıyor. Annem orada çalışıyormuş. O cinayet olmasına... Seninle alakalı sonra. Bir durum mu Fatma bu? Yok, şeyle bir şey. O çalıştığım yerin ferçi kadın var, araştırabilir şey. Ferçi kadın var, ferçi karıya bakıyorum. Benim paramı vermediler. Ben bir ay önce çıkmıştım. Hı-hı. İyi ki çıkmışım. Şimdi çocuklarıma kimse bakamaz. Peki Fatma Hanım, sana şunu söyleyeceğim. Şimdi kızın karşında biraz siz karşılıklı konuşsanıza, ben araya girmeden ne probleminiz varsa çözün ki bir daha birbiriniz burada çıkıp ağlayarak aradın kızın. İşte geldi karşında. Evet, tamam. Bir şey söyle ama. Çocuklarımı istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Söyle, sen cevap ver Leyla. Karşılıklı bir daha konuşma vermem. Fırsatınız olma. Söyle ona. Vermem diyor. Kesinlikle. Niye istediğini bence daha iyi anlatman lazım. Efendim? Yok, bir şey için istemiyorum. Yemin olsun istemiyorum. Para için diyor, şunun için, bunun için diyor. Yemin olsun onun için istemiyorum. Sen dedin ki dün, Leyla onun bunun yanına gitti, kötü yolda. Evet. Al şimdi karşında. Diyorum, gene diyorum. Kötü yolda. Değilim. Kötü ne? Yolda. Ne kötü yolunda? Sen benim evimin adresini bile bilmiyorsun. Nerede çalıştığımı, nerede ne yaptığımı. Ha. Şimdi gece kocanı niye arayıp da diyorsun ki para da para. Ne zaman? Söyleyeceğim tabii canım, ya çocuğuna bakacak, ben nafaka istememişim, bir şey istememişim ondan. Ben niye istemiyordum? Ben niye istemiyordum? Allah'tan istemiyordum. Ben niye istemiyordum? Onun anne olarak istemek hakkı. Çocukların nafakası için. Ben bir şey istediğim zaman kusura bakmasın da anneme birazcık şey geliyor, batıyor. Niye? Ya çocuğu ben de, ben tek başıma çalışıyorum, benim evimde başka insan yok. Benim ondan ara sıra, ayda yılda bir kere... Bir 500 milyon lira, 1 milyar, 1,5 milyar istemem. Çok normal. Hayır. Şu anda bana nafaka vermiş olsaydı zaten 1,5-2 milyar nafaka vermesi gerekiyordu. Şeyleri bir şey var. Tabii. Bu boşanırken söz verdi kocasına ki biz annemizin yanında görecek diye. Çocukları mı? Evet. Ama sen dövmüşsün çocuğu. Hayır, öyle bir şey yok. Bak o kadar diyorum. Bak, bu kadar. Kocamla da diyorum ki küçük çocuğum ortaklaşa. Kocamla benim üstüme. Hı hı. Ortak velayetiniz var. Ortak velayet. O zaman öyle diyorsa sana da verebilirdi velayeti. Beni çıkarabilirdi ortadan. Hı hı. Baba çalışıyor mu? Çalışıyor. Nafaka ödeyebilir durumda yani. Evet. Gönderiyor mu sürekli? Yok.
Yok, ara sıra. Fatma Hanım şunu soracağım. Buyurun. Çok nadir şimdi bir şeye ihtiyacımız var gelsin dediğimizde. Gelsin kızımla konuşacağım dedin. Kızın karşında çok saçma sapan bir şeyler konuşuyorsun ya. Hayır, ben bir şey konuşmuyorum dediğimi diyorum. Hiç konuşmuyorsun ki. Hayır, tek çocuk sen var. Sen günlerdir arıyorum çalışıyor. Diyorsun kızım burada. Hayır, kötü yolda çalışıyor. Çocukları istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Çalışmıyorum. Çalışıyorsun. Çalışmıyorum. Geçmişte çalıştın mı Leyla? Evet, daha önceki aradığında çalışmıştı ve ben canlı yayına çıkıp evet yaptığım işten, hani kötü bir iş olabilir ama evet ben bu işi yapıyorum demiştim. Canlı yayında herkesin ortasında söylemiştim. Hı hı. Şimdi yapmıyorum diyorum. Yapmıyorum. Şu an yapmıyorum diyor. Ha. Madde kullanıyor musun? Hayır. Onu da söylediniz çünkü. Aynen. Onu da söyledim. Dün ben size canlı yayında da söyledim. Bütün hastane ücretlerini ben ödeyeyim. Bir damla kanımda uyuşturucu çıksın. Ne istiyorsanız onu yapın. Hı. Bak madde de kullanmıyorum diyor. Kullanıyor. Çok hastaneye gitmek, yani. Evet. Hastaneye gitmek kolay bir şey değil. Bir damla diyorum ki uyuşturucu, kötü bir şey çıksın. Siz ne istiyorsanız çocuklarımı alıp yapabilirsiniz. Ne diyorsun Fatma? Bütün aynen. Hastane masraflarını da ben ödemeyi razıyım. Ben de gidelim ben de beraber. Ben de. Alayım size raporu verelim. Bu iddiayı ben de şey yapıyorum. Ben kendim uyuşturucu kullanmadım. Ne? Benim de iddiam aynı. Kullanmadım ama kullanmaya da niyetim yok. Götüreyim doktora. Kanında bir şey çıkmazsa tamam. Peki Fatma sen o gün de. Sana geldi ya yanına. Evet. Yanına geldiğinde niye bir kontrole götürmedin, şey yapmadın kızım? Hayır, şöyle bir şey oldu. Ben bir yere gezmeye gittim Kartal'da. Sünnet düğününe. Bunların kızım o zaman benim hastaydı. Götüreyim kızım dedim seni, ben deli miyim dedi. Deli hastanesine götürelim dedim. Hayır. Kanında uyuşturucu var mı ona bakmaya gidelim demedin ki. Deli doktoruna götürmeye çalışıyorlar. Hayır, doktor değil, hastanelerde bazen böyle evet, bağımlılıklar. Evet, bir evet. Dayını sattığımızda. Evet. Bir daha alacaksınız. Düşmüş. Tamam. Ha? Düşmüş yani. Tamam, öyle düşmek tamam. Değil. Hattan düşmüş. Tamam. Yani bağımlılık hastanesi, akıl hastanesi hani, aynı şey oluyor ya, ruh sağlığı hastaneleriyle. Aynı yerde bakılıyor. Belki onu hastane, söylemek istedim. Hastane dedim. Peki, İsim Fatma, vermedim. Şimdi sen diyorsun ki Leyla'dan çocuklar istiyorsun. Ben de diyor verme. Sen evet. Normalde bu olay öncesinde annene güveniyor muydun çocuklara bakma konusunda? Evet. Ben çalışıyordum. Annem bakıyordu çocuklara. Şimdi ne oldu sence? Ama sürekli annem de hiç itiraz etmiyor ama onlar söylerken mesela siz bir şey söylüyorsunuz. Annem duyuyor, Apollo'da telefon. Ya ben bunu yapmadım demiyor. Hı hı. Bak hakikaten yapmadım demiyor. Bak yok ben çocuk, böyle bir şey yapmadım çocuk, çocuklara. Hayır. Ben çocuklarıma dört dört Leyla bakıyorum hayır. Demiyor. Bana değil Fatma, Leyla'ya. Leyla kızım böyle yaptım böyle. Tamam Kadir, Kadir'le telefonda konuşurken bayramdan bir gün öncesi Arife günü Kadir'le konuşurken siz tartışıyordunuz. Beni istedi. Tamam. Beni istedi. Kadir'in telefonunu mikrofonunu açıp ortaya koyup söyle Kadir bana ne diyeceksin demedin mi? Dedim. Kadir de beni seniz hepinizin gözünün önünde bana demedi mi? Sen ne biçim bir annesin? Evet. Kadir ne oldu dedim. Çocuklarımın birinde yarı yok, biri yok. Ne oldu ki dedim. Senin annen dedi çocuğunun boğazını sıkıyordum. Ne için hayır. Kadir dedi. Bak böyle. Hatta dedim siz insan değil misiniz? Hani annem boğazını sıktığını, aynen dedi. Boğazını dedi. Sıktığını, o çocuğun rengi kaçıncaya kadar boğazını sıktığını gördünüz. İki kişisiniz evde. Niye dedim bir polisi aramadınız? Ne dedi? Polisi arayıp dedim çocuğu elinden alsaydınız. Ben elinden aldım, polisi de aramamıza gerek yok. Dedim öyle yalan. Bilirdi de. Yalan. Hani o şekilde ne, gördüysen öyle bilirdi de o yalan. Çocuk. Şey Kadir'in söylediği yalan. Niye sen boğazını söylesin? Sıkmadım diyorsun hayır, çocuğu. Böyle dedim boğazına bak dedim. Onu bunu yumurta yeme dedim. Yemek de ye ki dedim. Ben seni devamlı hastanelere götürmeyeyim oğlum dedim. Hı hı. Ah böyle. Doğru söyle benim oğlumun bağırsak sorunu var bebekliğinden bak. Belli. Kadın şeyler giydiği zaman sürekli ilaç alarak lavaboya çıkmak zorunda kalıyor. Ama bana anlattıklarını söylüyorum. Ondan sonra da bana dedi ki alıp çocuklarınızı götürün. Benim eski eşim de vardı. Ben de aldım çocukları götürdüm. Şimdi Fatma Hanım'ı tanıyan bir komşunuz hattımız demiş tamam, Fatma Hanım. Olsun. Merhabalar. Fatma Hanım, Fatma Hanım diyorum. Televizyonun sesini kısar mısınız? İsimsiz herhalde değil mi bu hanımefendi? Merhabalar. Alo. Duyuyor musunuz beni? He, duyuyorum. Ben şimdi evde değilim. Şimdi doğumluktan indim de. Ha, buyurun ne söylemek istersiniz Fatma Hanım'la ilgili? Komşunuzmuş. Evet. Ben onun komşusuyum da. Evet. Ya dövüyordu işte ya. Yani ben gördüm yani. Ne zaman dövdü? Ne gördünüz? Bir daha söyleyin. Duyuyor musunuz beni? Yalan. Ç-
Çocuğu dövüyordu dedi değil mi? Duyduk kelimesi. Aynen. Dövüyor dedi. Dövüyor. Ona benim gücüm yetmez. Neye gücümüz yetmeyecek? Biri 5 yaşında, hayır, biri 12 yaşında. Yeter. Hayır, ufak. Zaten şey sürekli söylemeleri değil. Ufak değil. Büyüğü. Büyüğü dövüyormuş. Beni yani dövüyordu ben ne zaman diyordu. Duysam evet. Yani hep büyüğü dövüyormuş. Hani küçükten ben hiçbir zaman öyle bir şey duymadım. Muhammed de niye söylemiyordu bilmiyorum. Hani gidiyorduk, konuşuyorduk, geziyorduk anneannesinden hariç. Ama hiç öyle bir şey söylemedi ama çevresindeki işte o... Sen şiddet uyguluyor muydun çocuklara? Bak iyi düşün birkaç tane. Hayır. Hayır, dayı hattımızda sizin kardeşiniz. Tamam, Fatma Hanım'ın kardeşi hattımızda. Merhabalar. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Şu an canlı yayında mıyım? Evet, canlı yayındasınız. Buyurun. Ne söylemek istersiniz? Evet. Ben Murat Fatma Şimşek'in kardeşiyim. Evet. Leyla'nın da dayısıyım. Evet. Buyurun. Ne söylemek istersiniz Fatma Hanım ve Leyla ile ilgili? Ya Leyla ile ilgili şöyle. Çocuklar onun yanında çok iyi. Bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben Leyla'nın yanında görüşüyorum zaten. Arada sırada 2 günde 3 günde 1 herhangi bir sıkıntı yok. Peki Fatma Hanım Fatma, çocuğu istiyor. Fatma Şimşek'e gelince de Fatma Şimşek paranın peşinde. Herhangi bir çocuklara bakma yok. Durmadan bağırma çağırma gibi şeyler oluyor. Anladın mı? Çocuklara şiddet uyguluyor mu yani? Evet, çocuklar da ablamı istemiyor. Ablam da çocukların peşine düşmüş. Neden düştü? Para için mi diyorsunuz? Evet, para için. Başka ne için olabilir? Konuş Fatma, cevap ver kardeşim. Murat! Sahip çıkmıyorsunuz, evet. Etmiyorsunuz, eylemiyorsunuz. Bir de yalandan dolandan rezil etmeyin kendinizi. Tamam mı? Ulan yakın derdinize bakın. Ben seni de rezil edeceğim. Ben niye kendimi rezil ediyorum? Hayırdır? Utanmıyor musun sen öyle bir şey demeye? Murat bak, kapat ağzımı açtırma. Tamam. Allah, kapat diyorum sana. Sen çocuğa diyorsun 10 tane koca değişti. Sen kaç tane koca değiştin? 100 tane değiştirdim, sana ne? Sen kardeş olaydın kardeş. Bir dakika, Fatma Hanım'ın kaç evliliği oldu? Gidiyorsun orada. Murat Bey, Fatma Hanım'ın kaç evliliği oldu? Efendim? Fatma Hanım'ın kaç evliliği oldu? Hanımefendi, sesinizi tam alamıyorum. Fatma Hanım'ın kaç evliliği oldu? 4 tane resmi nikahı var. Tamam. Olabilir. Sana ne? Dini imam nikahlı birlikteliği. Evet. Kaç tane? O kaç tane onları bilmiyorum. Bak rezilliğe bak, rezilliğe. Yani fazla anlamındasınız hanımefendi. Kalkıp kendi kız hakkında onu söylemesin. 10 tane evliliği var. Ben mi söyledim? Son eğlence adam söyledi. Ben mi söyledim 10 tane kocası? Sen de onayladın. Onayladım. Evet. 10 kere mi evlilik yaptın Leyla? Hayır. Niye inkar ettin? Dayım yani. Dayım. Özmez dayım. Ne yapmaya hakkım var mı? Allah Allah, bizi rezil etmeye hakkı var mı? Ya Murat! Kardeşim, Allah tamam. Allah, bir de çıplak resmini tutmuşu şeye vermiş, TikTok'tan almış. Kimin çıplak resmini? Hayır. Üstüm kısa ya. Şeye verdim ya. Üstünüz kısa, ben de çıplak fotoğrafını vermiş sandım. Yaşadı adam bak. Yok, üstüm kısa ya. Kısa fotoğrafı. Hangi, kimin yaşadığı adamdan bahsediyorsunuz? Ben yaşadığı adamdan bahsetmiyorum hanımefendi. Diyorum ki biz de diyorum TikTok'tan mı almış o resmi, ne yapmış, canlı yayında paylaştırıyor ya. Böyle bir şey var mı? Benim fotoğrafımdan bahsediyor. TikTok'a kim koymuş peki? Kendisi. TikTok'a ne bileyim kim koymuş. Kendi ya, koymuş herhalde. TikTok'a takılıyor ama o resmi alıp da canlı yayında paylaşmanız mı lazım? Ama zaten sosyal medyada daha çok kişi görüyor. TikTok her yere açık. TikTok'a saçmalama. Tamam yani o öyle gezmese niye onu koysun? Belli ki yani kendi zorla çekilmedi o fotoğraf. Sadece evdeki o ama şey. Kadının, o kadar açık bir şey. Etme. Eden sen et. Senden mi korkacağım? Evet. Herkes paylaşıyor TikTok'ta. Herkesin gördüğü videoyu aldık ya. TikTok'ta herkes açık. Herkes görüyor. Allah'ım biz gizli bir şey mi aldık? Zorla mı çektik canım? Kadın arayıp da ne dedi bize? Ablam yapsa bile sen o resmi paylaşamazsın. Sen diye konuşma benimle. Ben sana tehdit etmiyorum. Diyorum ki o resmi paylaşamazsın. O resim diyorum ki TikTok'ta herkes görüyor. Ya, zaten TikTok, aleni ya. TikTok'ta herkes görebilir. Sen canlı yayında ablamın şeyiyle paylaşamazsın o resmi. Paylaşıyorum. Kayıp dedi. Kayıp şeyi vermiş. Aynen. Başvurusu paylaşırsın. Kayıp.
Yine yalan söyledi, yine kayıp ilanı verdi. Hayır, bulduk biz kızını Leyla'yı. Aynen, aha. Bulduk. Bu kız kayıp değil. Ama kadın ulaşamıyor, merak etmiş. Kayıp başvurusu aynen var. Aynen. Kayıp ya, başvurusu. Merak etmiş, birini biliyor ya. Murat Bey, bak kayıp yalan başvurusu söyleyeyim yapınca kayıp olan kişilerin fotoğrafını, videosunu kendilerini paylaştığı, biz zorla çekmedik, kullanabilirsin. Kayıp dedi, ağladı, aynen, bağırdı. Biz de sağ olsun ulaştık, Leyla Hanım da bize ulaştı. Torunumu istiyorum dedi. Ama Leyla Hanım da buraya gelip bir şey söyleyecektir yani. Eğer torunları dövüyorsa da ortaya aynen çıkacak. Ayrıca gizli bir bilgi değil. Gizli bir bilgi olursa dava konusu olur. Murat Bey değil mi adı? Evet. Murat, Murat Bey. Hanımefendi, o şu anki orada oturan Leyla Karacan benim yeğenimdir, tamam mı? Herhangi bir uyuşturucu kullanmıyordur. Tamam, herhangi ne bir güzel yoktur. Tamam, ben çocuklar diyorum ki gelsin doktora götüreyim. Her masrafını ben yapacağım diyorum. Sürekli arıyorlar. Dayım, teyzelerim. Aynen. Hepsi arıyorlar yani. Çocuklar nasıl falan diye. Herhangi bir şey yok. Peki ben şunu merak ettim. Deminki konuya istinaden. TikTok'ta videosunu görünce Leyla'yı aradınız mı TikTok videonu kaldır diye? Ben TikTok'a girmiyorum hanımefendi. Ben TikTok kullanmıyorum. O çok eski bir videom bir de. Çok eski mi? Aha, çok eski bir Leyla videom. Sen ben kendi TikTok isteğinle mi koydun, zorla mı koydurdular? Yok, ben koydum. Kendi koymuş. Hı-hı. Tamam. Hiçbir yasal sakıncası yok. Evet. Hiç, kesinlikle. Bulmuştu ablam, oraya koydurdu dedim yani. Onu ya işte söyledim. Kayıp aranıyor olunca oradan fotoğraf alıp koymuş. Murat ama Bey, kadını biri aradı da hani bize dedi ya, dün TikTok'ta yayına bağlandı, neredeydi? Hmm. İnsanlar oradan bize ulaştı. Dün şeyde bağlanacaktım, yetişemedim. Peki Fatma Hanım'a bir şey söylemek istiyor musunuz? Torunları almasın mı Fatma sizce? Fatma Hanım'la ilgili çocukları Leyla'da kalacak, kesinlikle vermeyecek. O çocuklar Fatma'ya gitmeyecek, gerekirse yuvaya gidecek. Ama Leyla'da kalacak çocuklar. Ama annesi var zaten. Niye yuvaya gitsin de? Aynen. Fatma yani o kadar mı bakamıyor bu çocuklara? O kadar mı kötü davranıyor? Ya Leyla niye bakamasın? Gayet iyi bakıyor. Leyla ya değil, Fatma, Fatma. Fatma Hanım. Ya Fatma'yla çocukların ne alakası var hanımefendi? Anneannesi sonuçta bakmış. Evet. Ya anneannesi de bakmak zorunda mı? Zorunda değil, istiyor kadın. He. Şimdi size bir şey sorayım. Leyla çocuklarına ablama vermek zorunda mı? Zorunda değil. Değilim. Asla değil. Daha ne o zaman? Ama onlar bir anne kız ilişkisinde. İnsanlara rezil ediyor bizi. Anne kız ilişkisi olarak ay, diyor ay, ki. Ay kusura bakma da rezil mi oldum? Wow. Ya hanımefendi. Bu işte bu kadar. Cahim Akbulut yok mu? Kocası. Eski eşin mi Leyla? Evet. Evet. Ne yapıyor? Niye böyle veriyor bir şey gazı, yapıyor? Veriyor gazı, veriyor gazı. Ondan sonra bu gazı alıyor. Can yayında oluyor. Hep ablamı o gaza getiriyor. Hı hı. Doğru mu Fatma? Murat! Ben gördüm, gördüm kardeşim. Ya ne abla neyi ben gördüm, biralar iğneleri falan hepsini bana attılar videosunu. Benim manyak sildi. Neyi sildi? İğneyi, şeyi. İğneyi şeyini. Ne diyor? Bu ne bakayım? Damardan esrar alıyormuşum. Şimdi ama şey yok, iğne izleri yok. Yok şu an yok. Sen ne yaptın? Buralarını jilet mi attın? Bu eski. Çok ya eski olan. Bunlar da yandı. Tamam, şimdi öyle bir şey yok. Neyi gördünüz ya? Ne gördünüz? Görmüşler. Ay neyi göreceksin? Neyi savunuyorsun? Kızcağız bana gösterdi. Neyi var mı iğne izi diye? Alırken kontrol etmiyor musunuz insanları? Tövbe. Kendisi kalktı. Ay sana soracaktım neyi kontrol edeceğim, yapacağım ya. Aa, hayret ya. Sen de ya kendi yeğenine sahip yok, çık yani, o zaman. Gösteriyorum yani. Allah Allah, kızcağız bak zorluk çekiyorum diyor. Murat Bey bak sizi yanlış anlıyorsunuz. Murat Bey. Murat Bey bakın siz bir şeyleri yanlış anlıyorsunuz. Biz burada Leyla kardeşimizi de korumaya tamam çalışıyoruz. Ama bir yandan da doğruyu saptamaya çalışıyoruz. Çünkü amacımız burada hem Leyla Hanım'ın durumunu saptamak hem de çocukların en doğru şekilde nerede kalması gerektiğini tartışarak bir yol çizmek. Aynen. Yani bizim Leyla Hanım'ı burada refüze etmek gibi bir derdimiz yok ki. Tabii canım, kendi lütfen belki bundan sonra da bir yardımcı yani olacak. Sürekli bir şey, bir şey halindesiniz. Yani bir eleştiri halindesiniz. Yapmayın lütfen. Evet. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah buradaki sahip çıktığınız kadar gerçek hayatta da sahip çıkarsınız yeğeninize. Hmm. Teşekkürler. Şimdi bir komşu hanımefendi vardı. Birazdan onu alacağım. Fatma bak kardeşin tamam ne kadar sana karşı. Niye öyle diyor? Ablam o bize hiçbir zaman bakmadı ki. Hı hı. Yayın arkasında ben size anlatayım. Tamam, bana hak ver. İstemiyorum çocukları da. Tamam. Tamam, anlat burada. Her zaman bizi dolandırıcılık şeylerinde sürüklediler. Kim biz sürükledi? Büyüdük.
Anam da babam da, pardon anamı demiyorum. Babam her zaman bize hile yaptı. Aha bu kardeşlerim aynı. Hmm. Ben yardımdan geçinen insanım. Hı hı. Sorun. Sorun araştırın. Ben yardımdan geçinmiyorsam. Tamam sen dün çıktın ağladın Leyla diye. Leyla tamam, geldi. Tamam kızımı bir istiyorum. Sen yapmıyorum. Niye kızına bir sarılmadın bile be? Ne yapayım ablam? Ne sana yapacağım? Sana geldi sarıldı. Sen sarıl. He. Sen ağladın. Tamam ben ağladım. Sarıl bakayım. Hayır yok. Bak yok diyor. Ama sen hiç denemedin bile hayır, ya. Hayır yok. Değil mi bir insan kızını özlese kızının bir denemez mi? Kızın inadını biliyor. Ne diyor? Kızının inadını biliyor. Ha, kızının inadını biliyor. Aynen. Ama şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Buradan da ailelere seslenelim. Çocukluğunuzda ilgilenmediğiniz çocuğunuzun ileride sizi sevmesini beklemeyin. Yani belli bir dereceye kadar sever Fatma. Sen bırakıp çocukları evet. Fıt fıt gezdiysen çocuk da büyüdüğünde seni bırakır. Çalışmamışsın. Anne. Niye bıraktın bu çocuğu? Efendim? Çocuklar anne babaya değil. Bakarak çalıştım. Büyüyor değil mi Esra Hanım? Evet. Çalıştım. Devamlı. Ben hastalandım anneannem baktı. Başıma bir şey geldi anneannem ilgilendi. Bir yere gitmem gerekti dedem ilgilendi. Yani dedem anneannem ilgilendi. Bu deden nereye gönderiyordu? Dedem ilgilendi. Dedem anneannem. Dedem nereye gönderiyordu? Yaşına, diyor yaşına. Dedem anneannem. Dedem ilgilendi diyor bana. Tamam. Dedesi nereye gönderdi? Onların bana ikisinde büyüdüm. Söyle geldi, sen sor siz konuşun. Sen sor. Sor bakalım. Hanım kızım kendileri seni deden nereye gönderdi? Da. Öyle bakıyormuş. Ne yapıyormuş? Ne? Annem gönderiyormuş dedem bana öyle bakıyormuş. Aynen. Aynen. Siz mi parayı gönderiyordunuz? Aynen ben gönderiyordum. Aynen. Ben iplikte çalışıyordum. Hep geziyorum dediniz de evet, onun için geziyordum o zaman da, geziyordum. Da. Gezdiğim yerde de çalışıp babama gönderiyordum. Babam büyüdüm bakmazdı. İyi para kazanıyordunuz o zaman. Efendim? İyi para kazanıyordunuz yani. Kazanıyordum o zamanın parasını. Gezdiğiniz yerde nasıl çalışıyorsunuz? Efendim? Nasıl çalışıyorsunuz hem gezip? Gündelik işlerde. Ha, gündelikçilik ha. Mi yapıyordun evet. Sen? Temizliğe mi evet. Gidiyordun evet. Fatma Hanım? Evet. Çocuğunla akşam eve geliyordun çocuğunu alabilir misin? Gelmiyordum. Niye? Gelmiyordum bilmiyorum. Nereye nasıl bilmiyorum. Ya babam. Babanın babam, ne alakası var akşam babam, eve gelmemekle? Babamla annemle. Annemi söylemeyeyim annemin suçu günahı yok da. Hayır şimdi sen gündüz temizlik yaptın akşam eve gitmiyor muydun? Gitmiyordum. Nereye gidiyordun? Zamanı geliyordu gitmiyordum arkadaşlarıma gidiyordum. Aa. Tabii. Ne yapıyordun arkadaşların? Oturuyordum duruyordum. Sonra. Çocuklar aklına gelmiyor muydun? Çocuklar aklıma geldiği zaman gidip bakıyordum. Kaç, ediyordum. Ne kadar da bir aklına geliyordu çocuklar? Bir hafta şey bak yapıyorum. Şimdi Fatma çocukları küçükken böyle ihmal edersek bu ihmal. Çünkü sen evet. Kendin gündüz temizlik yapmışsın. Akşam çocuğunun yanına gideceğine gitmişsin arkadaşının aynen. Eline. Olmamış bu. Bence de. Yani bu tabii ki bak Leyla'nın da agresyonu, öfkesi, şimdiki sana tepkisi inan çocukluktan. Çocuklukta bak dikkat edin çalışabilirsiniz kadın ama akşam bir saat bile olsa çocuğuyla ilgilenecek. Bir saat kaliteli zaman geçirirseniz çocukla iyi ilişkiniz olur. Şimdi bir isimsiz komşu var. Merhaba komşu hanım. Oturabiliyor muyum? Duyuyorum ben sizi. İsim ver isim. Komşu hanım. Efendim. Nasılsınız? İyi, nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş sayın geldiniz yayınımıza. Fatma Hanım burada ne söylemek istiyordunuz? Ya Fatma Hanım ben Fatma Hanım'ın komşusuyum ben de. Evet. Ya çocukları döverdi yani. Hep dövüyor muydu? Hep mi dövüyordum? Tövbe evet. Tövbe. Yalan. Söyle ne zaman görmüş bir ne zaman gördün kızım? Büyük müsün küçük müsün bilmiyorum. Sen hangi ev hani komşumsun? Buradaki komşum mu? Bu niye telefon hep kapanıyor? Telefon da hep böyle bozuk mu? Hanımefendinin telefonu mu bozuk problem mi var? Buna birisi şey yapıyor. Ne yapıyor? Bağlattırıyor ablam. Bilmiyorum. Bir tekrardan bir bağlayalım bakalım. Bir de bir Süleyman meselesi var. Süleyman Bey ile Leyla. Süleyman Bey kalktı dedi ki işte yine gitmiş gazinolarda çalışmaya 15 gün benimle evli aha, kaldı. Yalan söylüyor. Siz neden ayrıldınız Süleyman'la? Resmi nikah kıymıyor diyor. Kıymıyordu sana. Evet. Peki kim tanıştırdı Süleyman'la seni? Annemin erkek arkadaşı. Aynen. Hani sen tanıştırmadın dedim ben dün sonra. Aile dostum dedim size. Anne bir dakika aile Fatma'nın dostum. Erkek arkadaşı evet. Tanıştırdı. Şu an birlikte yaşadıkları. Evet. Anneciğim ne dedin sen bize? Tamam. Mehmet seni dövdü, şey yaptı, geldi, burnunu kırdıydı, burnum Mehmet'in yaralı. Ben gitmeyeceğim demedim. Mustafa'ydı. Niye? Hayırdır? Mustafa'ydı. Mustafa mıydı? Tamam Mustafa olsun. Tamam Mustafa seni dövüp de gelip bana yalvarmadım anneciğim. Bir yuvam olsun, bir şeyim olsun tamam. Diyerek. Tamam.
Ben ne yaptım? Ben senden para mı aldım ben Leyla? Ben ne yaptım? Leyla ben İstediğiniz senden para adam aldım? Vermedi. İstediğiniz 10 bin lira para. Hatta benim küçük büyük oğlum pardon Muhammed benimle tanışmaya konuşmaya geldiklerinde para konusu geçince benim annem mal mı ki satıyorsunuz? Yalan. Konusu yalan, yaptı. Yalan yemin olsun. Para istedin mi Fatma? Yok istemedim. Yalan söylüyorum. Kendisi de istedi abim de istedi. Yalan. Kendisi de istedi abim de istedi. Adam vermedi. Adam vermedi. Adamın yüzünü aldın gittin ya. Adam tamam, vermedi. Biz şey yapmıyoruz. O bana etmiyoruz. Takılan bir şey. O seni ilgilendirmez. Ha. Sen beni mal gibi sattığına bak. Yok ya. Kızım sana her zaman ben öyle diyorsun. Her zaman öyle demiyorum. Sallarsın. Her zaman öyle demiyorum. Kazınalarda gez gez benden şey seni yap. Ilgilendirmiyor. Anne ol çocuklarının yanında tut. Ay. Ne yapacağım ben? Bir tek ben mi konuşmuyorum seninle? He. Kim büyüğü konuşmuyor? De konuşmuyor seninle. He, yok ya. He. Evlendirmedim. Ben nasıl he. Evlendireceğim? He, he. Hayret sende. He. Şu anda çocuk evlendi bak. Bana ne? Çöpçülerden evlendi. Fark etmiyor. Tövbe. Çöpçülerden evlendi. Fatma Hanım para istedin mi Leyla Hanım dediği gibi Süleyman Bey'den? Siz ne kadar sorarsanız sorun. Yalan söylüyor diyecek, yalan söylüyor işitecek. Yalan evet. Değil. Adam verseydi çatır tamam, çatır da yiyecektiniz. Ben tamam ben adamdan istemişim. Adamdan istedi mi Leyla? Nasıl İstediler. İstemiş? İstediler. Hanımefendi. Kızımı sana veririm 10 bin lira para istiyorum dedi. Niye 2 gün sonra kaçtı? Neyi? Üstünü başına aldı. Hayır bak şimdi ben bir şey üstünü başına hiçbir şeyimi almadım. Soruya soruyla cevap verme. Evet. O zaman konuyu değiştiriyorsun. Leyla diyor ki beni karşılığında 10 bin TL istedin. Bak, hayır istemedim. Bak doğruyu İkisi söylemezsen de, bir daha Fatma yemin. Senin hiçbir şeyine inanma. İnanma İkisi hayır şey yapma. Ne i̇yi, aldın? İyi düşün belki İkisi unutmuşsundur de ya. Istedi. İkisi de istedi. Yalan. İkisi de yalan. İstedi. Yemin olsun yalan. Peki dün sen aile dostumuz tanıştırdı dedin. Senin sevgilin tanıştırmış. Süleyman Bey de bağlanınca dedi bir arkadaşım tanıştırdı. Evet. Hayır. Yani annemin erkek arkadaşı tanıştırdı. Sonra arayınca ben şey yaptı. Ben dün sana çok sinirliydim. Süleyman ha. Süleyman kim deyip duruyorum. Ha Süleyman. Niye tanıyamadın ki? Allah Allah. Hayırdır? Tanımak zorunda mıyım? He. Allah Allah ya. Resmi nikahını kıysaydı ben de otursaydım. Kaç gün oturdun adam sana resmi nikah? Ya 15 gün falan deyip durmayın beni delirtmeyin ya. Ha, iki hafta bekledim. 2 hafta sonra resmi nikah kıydı. Siz burada geliyorsunuz insanı kandırıyorsunuz. Ne kandıracağım ben? Verdik ikinci günü hoca nikahını hayır. Kıydık diyorlar. Yalan söylüyorlar. 2 hafta sonra kıyıldı. O da ben evden efendim? Gideceğim deyince kıyıldı. Sen niye kızını resmi nikah diye de zorladın. Kadar deseydin, adam yok öyle bir şey ben dedi. Ben sana vermem deseydin. Belki bir sene belki 10 sene sonra. Kaçtın mı? Kaçtı. Kaçtım. Kaçtı. Kaçtım. Kaçtı. Kaçmam da o evde yokken olmadı. Akşamleyin bu konu hakkında tartıştık. Sabahleyin o benim büyük oğlum evdeydi. Büyük oğlumu minibüse bindirdim. Anneannesine gönderdim. Ben de akşamleyin söylemiştim. Resmi nikah kıymasam ben giderim. O evdeyken çıktım gittim ben. Hayır şunu bahsediyorum. Mesela Fatma seni o adama resmi nikahsız vermeseydi. Zorladı. Zorladı. O da zorladı. O şey... Hani kötülüğüne hayır. Zorlamadı. Resmi nikahını kıy diye o da zorladı. Evet, hayır sen o eve siz resmi nikahsız gitmeseydi. Sen siz o eve... isteyince değil ben isteyince kıyacağım. Belki bir sene geçecek. Tepki belki 10 sene geçecek Fatma? Diyor. Tepki göstermedi mi gösterdi. Fatma? Gösterdi. Sen Fatma evden göndermeseydin kızını resmi nikah. Kendi gitti. Kendi gitti. Kendi gitti benden habersiz gitti. Ben Tuzla'ya gidiyorum diye kızım doğru mu yalan mı? Evet. Ha, abimin lafına abimin lafına gitti. İki çocuğunu bana bıraktı gitti. Peki Fatma bu adam efendim? Yaşlı değil mi şimdi? Sonuçta senin hayatındaki adam kaç yaşında? Sordu. Senin efendim 45 yaşında. 45. Sen kızına 60 yaşında adam tanıştırmışsın. Tamam da ben gitmeseydi gördü adamı. Annem burnum kırık Fatma, dedi. Fatma senin hayatındaki adam efendim? 45 yaşında. Evet. Kızının orada evlendirdiğin adam 60 yaşında. Nasıl olacak? Aa demeyin. Ben şeyleydi. Bana ben şeyle. Ben ev bulamıyordum. Ben dışarıda kalacaktım. Tamam, sen niye kendine genç aldın kızına yaşlı? Gözü gördü. Ne yapayım? Fatma sen kaç yaşındasın? Ben 55. Ha sen kendine küçük alıyorsun kızına kocaman. Gitmeseydi ablam gitmeseydi. Tuzla deyip sen tanıştırmışsın. Gitme... Tamam tanıştırdım da dur dedim kızım. Annem dur hastaneye değil. Çağırdılar. Annemin sevgilisi. Annem o insanı tanımıyor. Annemin sevgilisi tanıştırdı. Annenin sevgilisi. Güvenilir bir insan sevgilisi. Mı annenin sevgilisi? İyidir. Hani bir kötülüğünü görmedim.
45 yaşında, senden 10 yaş küçük. Ne zamandır berabersiniz? 2 senedir. 2 senedir. Ama dışarıda kalacağım diyerek, dışarıda kalacağım, evi değiştireceğim diyerek bana kimse ev vermediği için ben onu yanımda tuttum. Tutuyorum da. E babandan maaş alıyordun sen Fatma. Efendim alayım. Alayım ama... Adam da olsun. Adam olmasın. Ben... Çoğulum çıksın, ben olayı bitireceğim. Kimin evindesin sen şu an? Efendim? Adamın evi mi bu ev? Kendi Yok, evim. Kendi evim. E sen kendi evin, o zaman adamın ne faydası var sana? Şimdi... Aşık oldun, sen doğru söyle. Yok. Bak her şeye hayır deme. Bak bakıyorsun sağa, yalan söyleyince insanlar sağa bakar. Yalan. Doğru söyle. Sevmedim. Ne yaptın? Sevmedin. Dışarıda kalacağım diye korku inançlı. Senin kendi evinmiş ya bu zaten. Tamam, benim kendi evim de ev sahibi vermiyordu. E bu gelince vermiyordu. Mi verdiler? O tanıyordu. Ev kendi sahibi evi. Kendi evini nasıl vermeyecek ya? Vermiyor. Bekar evi vermiyorlar abla, anlatamıyorum. Hayır, kendi evim diyor bekar ama. Bekar evi vermiyorlar. Ha. Bekar evi vermiyorlar. Ama o zaman kiralık evi. Ha, evet, kiralık. Evet, sen evet. Kendi evin deyince sana ait sandım ben. Hayır, hayır. Kiralık, anlatamıyorum. Bekar evi vermiyorlar. Ama Fatma Hanım 55 yaşında bekar evi vermeyecek yaşta değil ki. O genelde gençlere olmuyor mu? Tam mutluysan evlenecek misiniz? Evleneceğim. Bir zamana sonra. Aha. Bir zamana sonra değil. 2 yıldır birliktesiniz. Aynen. Çocuğum cezaevinden çıksın. 35 sene bitir. Ceza almış. Ama Fatma Hanım bak şimdi aynı evde. İnşallah çıkar da. Aynı evet. Evde yaşıyorsun, resmi nikah yapmıyorsun. Bu da doğru değil. Şimdi sen 55 yaşında, 45 yaşında. O önemli değil. Yaş farkı olur. Ama bir resmi nikah yap ki bak çocuklara da iyi örnek olmak için. Niye resmi nikahsız? Öyle değil mi yani, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Fatma Hanım. Evet. Babanızdan maaş alıyorsunuz. Eviniz evet. Var. Siz elin adamını, kendinizden 10 yaş küçük adamı yanınıza alana kadar kızınızı, torunlarınızı alsaydınız geldi da mi? Baksaydınız geldi ya. Mi? 45 yaşındaki geldi adamın mi? Senin gelmedi, yanında ne işi gelmedi, var? Gelmedi hanımefendi, gelmedi. Siz kendi, bakın bir şey söyleyeceğim. Siz efendim? Kendi çocuklarınıza annelik yapmamışsınız. Kalkmışsınız şimdi, gelmişsiniz buraya, torunlarınıza annelik yapmaya çalışıyorsunuz. Ay, ne alaka bu ya? Ne alaka? Senedir, sen kendin söylüyorsun ben gezdim efendim? Bakmadım diye kendin söylüyorsun. Annemin babamın üstüne attım çocukları diye tamam, kendin söylüyorsun. Evet, sen hangi hakla torunlarını döversin? Sen nasıl çocukları döversin? O bağlanan başka bir tanesiydi. Onu öğütlediler. Herkes bir yalan söylüyor. Kendi kardeşim bile aynı şeyi söyledi. Peki. Söylesin. Kardeşim adamsa bana baksın. Bizlere baksın. Şimdi Fatma Hanım bak, kızına kızıyorsun ya. Şimdi evet. Anneler de beni iyi dinlesin. Siz neyseniz kızınız da o. Bak şimdi bakıyor anneye, model alıyor. Annem benimle çocuklukta hiç ilgilenmedi. Beni bıraktı. Zor şartlar için değil, gezmek için arkadaşlarıyla. E ne oldu bu kız, ne düşünüyor? Sevilmediğini düşünüyor. Bak sevilmediğini düşündüğü için erkeklerin kucağından kucağa, ya sevilirim diye. Bak kötü bir şey olarak değil. Belki severler diye. Çünkü sen hiç sevgini göstermemişsin. Onu sevilebileceğini göstermemişsin. Aynen. Bak geldin hala sarılmıyorsun, bir özür dile, sevdim de torun da... İnat, inat ne yapayım i̇nat ben? İnat değil ama senin yüzünden. Sen bu çocuğu niye bıraktın? Bir tek ben değil ki, iki kardeşim de vardı. Hayır, siz aramadınız mı? Çocuklukta mutlaka anneniz olsun istemediniz mi? Yani. İstediğinde annem, yok. Baba. Bak doğru zamanda olmayınca bakıyor anne de çok evlilik yapıyor. Sen de nikahsız ilişki yaşıyorsun. Onu ya yapmasın? Çocuk onu görüyor. Yani o senin aynan bu arada. Aynen. O yüzden biraz kızın, kendimize bakacağız. Kızım gelmedi. Kızım çağırdığında geldin mi? Gelmedim. Ha bak. Ben kaç sefer ev tuttum, şey yaptım. Kızım kimsemiz yok, gel. Gelmedi. Ama ne olursa olsun o Muratlar ya Murat. Her şeyi Murat yapıyor. Şimdi bir yok. De Emine bacım var. Bacım. Evet bak Fatma ne yapacağız? Biz insan efendim? Kendinde hiç evet. Suçu aramazsa hiçbir zaman gelişemez. Kimseye de faydası olmaz. Önce insan kendine bakacağız. Herkes evet. Kendinden sorumlu. Ama ben Leyla'nın hem çocuklarını hem kendini bir ofisime alalım. Görelim çocukların da psikolojisine tamam. Bakalım. Bir şey yapalım, hocamız da görsün. Leyla'yı da görsün, şeyi de görsün. Hem bundan sonraki hayatlarını da düzenlemek için bir görelim, bir hem analiz edelim. Olur mu Fatma?